Saygıdeğer arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen beğenmeyi unutmayınız. Bu videonun bir sonraki videosu kıçında yumurta kalan, yumurta felci geçiren, yumurta felcinden dolayı içinde yumurta kalan hayvanın içinden nasıl yumurta çıkarılır onu anlatacağız. Şimdi piyasada bir yanılgı var. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Eleştiren olabilir. Edep adama uyulduğu sürece hiçbir problem yok arkadaşlar. Herkes fikrini söylemekte özgür. Şimdi diyorlar ki suyun mikrobunu kırmak için çamaşır suyu kullanın. Şimdi arkadaşlar, insan vücudu kadar hassas bir vücut yoktur. Çünkü hayvanlar yerlerden su içer, pisliklerin içinden içer, bağışıklık sistemi bize göre güçlüdür. Çeşmeden akan su insanoğlu içsin diye yapılıyor. Bunun hangi mikrobunu almak için kimyasalı bunun içine döktürüp bir parça çamaşır suyu suyun içerisine kattırıp da efendime söyleyeyim neymiş? Suyun mikrobunu alıyor. Bundan 2-3 gün önce haberini 2-3 gün önce televizyonda dinledik. Çocuk çamaşır suyu içti diye 10 tane ayrı ameliyat geçirdi televizyonda mevcut haberlerde. Sakın ha sakın inanmayın. Kısa vadede belki zarar vermiyor gibi gözükür, kuşun dengesini bozarsın. Hiçbir kuş doğada çamaşır suyu bulamaz. Çamaşır suyu kuşun suyuna konmaz. Peki hoca ne koyalım? Bak ben size söyleyeyim. Çay kaşığını görüyor musun kardeşim? Bildiğin badana yaptığın toz kireç var ya. 3 litre suya bir çay kaşığı, 5 litre, 3 litre suya hiç fark etmez. Bir çay kaşığı dolusu toz kireç koy, karıştır ver. Kalsiyum deposudur. Ayrıca mikrop kırıcı özelliği var. Yani kuşun içindeki mikrobu da öldürür. Kuşa hiçbir zararı yok. Bak toz halinde alırsa ciğere gider, göze gider, zarardır. Kümesin içine toz kireç serilmez. Bak bunu çok iyi ayıklayın. Burada hemfikir miyiz? Tamam. Uygula cunağını başıma ver. Koy buraya kardeşim. Sağlıktır, sıhhattır. Bir çay kaşığı toz kireç. Gelelim şeye. Elleme oğlum şimdi. Bozma düzeni. Odak bozuldu onun. Ne bozuldu? Odak bozuldu onun. Şimdi başka ne koyabiliriz 3 litre ile 5 litreye kadar? Tatlı kaşığını görüyor musunuz? Tendüriyet. Bildiğiniz tendüriyet. Batikon diyoruz ya, şimdiki ismi batikon. Benim yaşımda olanlar bilir. Eski ismi tendüriyetti. Ya hoca ne alakası var tendüriyetle? Ne alakası var biliyor musunuz? Bakınız. Mikroba dayanıklılık konusunda en hassas olan insanoğlunun vücududur. Elin kesildi buradan. Ameliyata girdin. Batikon sürüyorlar. Çıplak ete, kanlı ete. Mikrobu kırsın diye. Anladık mı? Anladık. Ameliyata kadar her şeyine sürülüyor. Doğru mu? Doğru. Peki, demek ki insana zarar vermeyen, etteki mikrobu öldüren, kuşta içtiği zaman zarar vermez. Mikrobunu öldürür. Şöyle suya bir tatlı kaşığı, bak yemek kaşığı değil, çay kaşığı da değil, çoğusu karıştırıyor. Bana hep yazıyorsunuz, yazmayın diye bunları anlatıyorum ha. Herkes için değil, bazı kesim var anlamıyor, normaldir. Tatlı kaşığı, batikon. Tendüriyet yani. 5 litreye haftada bir gün. Koy içerisine içsinler. YouTube kanalımda ana sayfaya girdim. Başında videolara dokun. Bir kümes nasıl yapılır? Havalandırması nasıl olur? Doğal beslenme nedir? Doğal mineraller nelerdir? Vitaminler nelerdir? Doğru beslenme nelerdir? Tümünü anlatıyorum. Bir ansiklopedidir İlyas Yıldırım YouTube kanalı. İzleyin arkadaşlar. Rica ediyorum sizlerden. Bir sonraki yumurta nasıl alınır güvercinden anlatmak üzere, görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bekliyorum hepinizi. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.